Merhaba. Kalite Mühendis Yetiştirme Sertifika Programı. Global 8'de. Global 8'de bir problem çözme tekniğidir. Global 8'de eğitimi Ford Motor Company tarafından geliştirilen farklı disiplinlerden kişilerin katılımıyla oluşan ekip çalışması ile yürütülen, altını özellikle çiziyorum, ekip çalışması ile yürütülen sistematik bir problem çözme tekniğidir. Global 8D eğitimi günümüzde otomotiv sektörünün dışında da kullanılmaya başlanmış olup, yalın üretim ve sürekli iyileştirme yaklaşımını uygulayan gıda, sağlık, hizmet sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün sektörlerde kullanılmasının amacı gerçekten kalıcı ve iyi bir problem çözme tekniğidir. Arkadaşlar, bu videoda sizlere teorik bilgileri anlatacağım. Bir sonraki videoda da Global 8D'nin D için bir formatı var bunun ve bu format üzerinden bir gerçek bir örnek yapacağız beraber. Fakat öncesinde bu teorik bilgiyi vermek zorundayım sizlere, öğrenmeniz ve bilmeniz açısından. G8'de hazırlık ısınmanın amacı. Yani bir hazırlık yapılır aslında Global 8D'ye önceden. Bundan bahsediyoruz. Takım performansının yükseltilmesi için, takım üyelerinin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da toplantıda hazır bulunması için, üyelerin diğer üyelerle iletişim kurması için, her üyenin kendini takımın parçası olarak hissetmesi için, her üyenin toplantının amacını ve nasıl ulaşılacağını anlaması için bir hazırlık yapılır. Hazırlığın faktörleri. Yer, odaklanmaya izin verecek bir ortam, toplantı odası. Kendiniz, birey olarak kendinize önem vermeniz ve konuya odaklanmanız gerekmektedir. Diğer üyeler, iletişim kurmanız gereken diğer üyelerdir. Takım, takım kimliği bileşenlerinin beceri, bilgi ve potansiyeli ile oluşur ve her takım için farklılık gösterir. Amaç, toplantı oturumun amacı. Gündem, toplantı oturumun gündemi. Ford Global 8'de süreci. Problem çözümüne sistemli ve analitik bir yolla yaklaşan bir süreçtir. D harfi disiplini temsil eder. Her disiplinin girdisi ve çıktısı vardır. Bir adımın çıktısı sonraki adımın girdisidir. D0 adımı Global 8D sürecine eklenen hazırlık adımıdır. Yani D0 adımının çıktısı D1 adımının girdisidir. D1 adımının çıktısı D2 adımının girdisidir. Her bir adımın çıktısı diğer adımın girdisidir. Global 8D süreci. G8D sürecine hazırlık D0 adımıdır. D1 adımı takımın kurulması adımıdır. Global 8D bir kere daha altını çizerek belirtiyorum. Takım çalışmasıdır. Tek başına yapılmaz arkadaşlar. D2 adımı problemin tanımlanması adımıdır. D3 adımı geçici sınıflandırma faaliyetleri geliştirme adımıdır. D4 adımı kök neden ve kaçış noktasının tanımlanması ve doğrulama adımıdır. D5 adımı nihai düzeltici faaliyetlerin seçimi ve doğrulanması adımıdır. D6 adımı nihai düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve onaylanması adımıdır. D7 adımı tekrarın önlenmesi adımıdır. D8 adımı birey ve takım katkılarının takdiri adımıdır. Bu adımların hepsine birer örnek teker teker yapıyor olacağız arkadaşlar. D0. Bir belirti karşısında 8D sürecini başlatma gereğinin değerlendirilmesi adımıdır. Müşteriyi korumak için acil tepki faaliyeti bu adımda başlatılır. Örneğin müşteri şikayeti. Müşteri şikayeti alındıktan sonra hemen 8D sürecini başlatma gereği değerlendirilir ve müşteriyi korumak için acil bir eylem planı hazırlanır. Global 8D hazırlık aşaması D0. Iskarta, müşteri şikayeti, problem raporları gibi problemlerin üzerine 8D yapılır. Analizler, Pareto ya da histogram analizi gibi proses FMEA'nın değerlendirilmesi. Şimdi 8D çalışması nerelerde yapılır? 8D çalışması müşteriden şikayet alındığında yapılır. İç ıskartalar arttığında o iç ıskartalarının artma nedenini tespit etmek için, kök nedeni tespit etmek için yapılır. Herhangi bir problemle ilgili bir rapor varsa bunun için de 8'de yapılır arkadaşlar. D1, ekibin kurulması. Ekip lideri, sponsor ve üyeler kimler olmalı? Genelde ekip liderleri kalite,
mühendisi, kalite yöneticisi ya da kalite müdürleri olur. Sponsorlar üst yönetim olur. Üyeler de diğer çalışan birimler olur. Üretim, satın alma gibi birimler olur. Roller belirlenir, sponsor desteği alınır. Problemin tanımlanması, DEİK. Yeterli tanımlama nasıl yapılır? Beyin fırtınası yöntemiyle, 5 neden analizi yöntemiyle, is not analizi yöntemiyle problem tanımlanır. D3 acil aksiyon planı. Müşteriyi koruma planıdır bu aslında. Aksiyon planının hazırlanması ve doğrulanması işlemlerini içerir. D4 kök neden tespiti ve doğrulanması. Süreç akışının oluşturulması, teorilerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, sebep-sonuç ilişkisi matrisi, kök nedenin doğrulanması adımıdır. D5 kalıcı düzeltici aksiyonların seçilmesi. Hata yakalama ve önleme sistemleri kurulmalı. Error proof ya da poke-yoke hatasızlaştırma yapılmalıdır. Aksiyon planı hazırlanması ve doğrulanması. D6 kalıcı düzeltici aksiyonların uygulanması ve onaylanması. Aksiyonların uygulanma planı, beklenmedik durum planı, kalıcı aksiyonların onaylanması işlemlerini içerir. D7 bu problemi ve benzerinin tekrarını önlemek için politikalar, uygulamalar, prosedürler dahil gereken sistemlerin değiştirilmesi, sistemle ilgili geliştirme tavsiyelerin oluşturulması adımıdır. Tekrarın önlenmesi adımıdır aslında. Mevcut problemin benzerlerinin ve sistemle ilgili problemlerin tekrarlanmasını önlemek için gerçekleştirilen faaliyettir. Ve D8, sonuçların değerlendirilmesi, birey ve ekip katkılarının tanınması ve kutlanması adımıdır. Şirket içinde küçük bir pasta kesebilirsiniz ya da bir öğlen yemeğine gidip ekibi bu başarılı 8D sürecinden dolayı kutlayabilirsiniz. Motivasyon açısından oldukça önemlidir.